açılan kuyular, ortaya çıkan kemikler, ölüm tarlaları ve ardı ardına yaşanan gözaltılar. Ergenekon soruşturmasıyla birlikte tartışma konusu olan asit kuyuları iddiaları gündemden düşmüyor. Kayıp yakınlarının başvurularıyla ardı ardına açılan kuyulardan çok sayıda kemik parçası çıkmıştı. Türkiye merakla kemiklerde yapılan incelemenin sonucunu beklerken Samanyolu haber ekibi bölgeye giderek kuyuları yakından inceledi. Ölüm kuyuları iddialarını araştıran Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ergenekon savcıları en çok BOTAŞ tesisleri arazisi üzerinde duruyor. Ve şu ana kadar bu arazide birkaç kez kazı yapıldı. Burada yapılan çalışmalarda iki kemikle bir fanila parçası bulunmuştu. Sinan tesislerinde iki kuyuda kazı gerçekleştirildi. Şu anda benim bulunduğum kuyunun derinliği neredeyse 5 metre. Kazı yapılan ikinci alanın derinliği ise 10 metreyi buluyor. Bu alanda gerçekleştirilen kazılarda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları, bir eldiven ve yine domuz bağı olarak tabir edilen bir ip bulundu. İlk kazılar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmıştı. Çok geçmeden Ergenekon savcılarının dikkatini çeken gelişmeler yaşanınca bölge İstanbul'dan gelen kroki doğrultusunda tekrar kazıldı. 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin kuyulara atıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kazılan yerlerden birisi de Sinan tesisleri. Cizre-Sinopi Karayolu'nun 15. kilometresinde bulunan tesislerin yerinde şu anda bir taş ocağı bulunuyor. Faili meçhul cinayetlerle ilgili kazı yapılan yerlerden bir diğeri ise Cizre'nin birkaç kilometre dışındaki Kuştepe köyü. Görmüş olduğunuz bu noktada kazı gerçekleştirildi ve 20'ye yakın kemik parçasına ulaşıldı. Silopi'deki kuyularda şimdilik kazılar tamamlandı. Merak edilense yeni kazı olacak mı ve kemiklerin kimlere ait olduğu tespit edilebilecek mi sorularının cevapları. Yani gözler Adli Tıp Kurumu'nda.